Arkadaşlar yeniden merhaba. Neredeyiz? Gebze'deyiz. Muallimköy. Arkamda Osman Gazi Köprüsü. Sabri abimizin davetiyle buraya balığa geldik. Hedef balık çok, lüfer, çinekop, istavrit, izmarit, eşkina, minekop, levrek. Popülasyonu bol olan bir meraymış. En azından biz öyle dediler. İnşallah size lezzet çek bir şeyler çıkar. Oltasızda olan herkese rast gelsin. Bizim arkadaşlarımızdan Sabri Bey'in daveti için daveti üzerine buraya geldik. O da hazırlık aşamasında. Bu abimiz bütün Türkiye'yi gezmiş sazancı arkadaşımız. Evet. Güvenliğimiz. Bütün ada pazarı burada. Çaycı. Furkan Dalış ekibi aynı zamanda çay yapıyor. Bakalım neler olacak. Evet, Osman Gazi Köprüsü'nün dibindeyiz. Lüfer, çinekop, her şeyi deneyeceğiz. Sürekli buradan balık haberi alıyorduk, o yüzden geldik. Gece de burada kalacağız. O balık vuruyor ya, şöyle bir tık yapacaksın, tasmalayacaksın. Ben idmanlıyım. Kulağıma bile benim kaşık saplandı. Vallahi. Balığı aradık aradık. En son bulduk. Gel dedim, balık var. Kayanın tepesinde. Adam bir attı tak kulağa. Bir de kulağa kanca girdiği zaman çıkmıyor. Hastanede. İlk balık verdi. Bravo. İçilik sonuç verdi. Evet, ilk izmaritimizi aldık. Para alırım. Şu an balık daha önemli. Yemi kurtarabilir misin? Ooo, yutmuş. Yemi bırak, kancayı kurtaracak. Yutmuşsa yemi daha rahat kurtarırız. Ne oldu, herkes ayağa kalktı. Hocam, tebrik ediyoruz. Ne demek? İşte hocalığı farkı. Abi, ben yemeğimi çıkardım. Bravo, vallahi bravo. İyi söyledim. Furkan gel buraya. Hocam. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Gelmedin ya. Ben de diyorum, sen tut demedim hoca. Dedi. Gel tut şunu bak. Bunu bir de çekti şimdi dedim. Hocam mavisi. Hocam mavisi. Yok, yem gitmemiş. Mavisi. Mavi de çıkıyor. Aha. Tam da derinden tuttun ha. Bak mavi. Bayağı bilmiyorum ki bu. Mavisi işte, mavileşti bak. Güzel güzel. Sudan çıkınca mavileşiyor. Aa bak, mavi de çıktı. Ben yemeğimi tuttum abi, siz düşünün. Hocam bende yağ bak, tava iç, var. Bak ben çiğ de yerim. Yapma. Abi mantarlı takım. Ne geliyor? Balık geliyor da ben bilmem. Kaya balığı. Hemen içini karartma kaya balığı diye. Ha, tamam, izin ver. Aradığım var. Bakayım. Aman bu ha. Bu küçük mü Ferhat, büyük mü bu? Bombaçlı var, hepinizi bombaçlı. Şey yapın. Hadi. Evet. Beyler, hocam yardıma ihtiyaç var mı? Tabii ki. Buyurun hocam. Hop aldım bak. Allah. Kamerayı açmadık. Abi işte. Abi kafadan yakala abi, suya gidecek. Ya suya gidecek.
Aman. Rahat olun. Dövüş yok. Kavga yok. Kaç abi, kaç. Balık bir anda hareketlendi. Elde tutacağım şimdi. Aynı anda vurdu. Ben boş çektim. Bir daha attım. Üstünü geçiyor hocam. Abi bak, hava kararırken yanaşıyor balık da. Aha. Görüyorsunuz işte, yanaşıyor. Ben diyorum boş durmayın. Var mı? İyi var. Tamam. Onu yaptırırsın, bir şey olmaz. Ne oldu? İkinci oltada adamın oltayı kırdın. Adama dedim uzağa at dedim. Adam oltayı patladı. İman gücüyle at. Furkan tamir eder onu. Hocam nerede kadın? Ucunda balık da varmış şimdi. Geri istavrite de başladık. Hadi hayırlı olsun. Haydi. Best çanta. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Ay maşallah. Balıklar tavada. Baksana nasıl kuyruklar kaptığını. Taze balık ya. Evet. LRF devam ediyor beyler. Dev gibi iskorpit yakaladım şimdi. Evet, LRF'ye başladık. Silikonla iri istavrit tutmaya devam ediyoruz. Gece güzel. Bakalım daha neler olacak. Evet, LRF. LRF ile sarı kanatla kandırdık. Bilgin ustam sağ olsun. Devasa boyutta bir istavrit. Avcı Bilgin Şen. Rast gelsin. Teşekkürler hocam. Boya bak ya. Maşallah. Maşallah var valla. Kuzu kuzu. Cevdet hadi. Abi sana gelsin bu. Duydun mu Cevdet? hani balık olacaktı? Ne? Hani balık olacaktı? Ötede de yok. Sen yem ipi kullanmıyorsun değil mi abi? He? Yem ipi iple bağlamıyorsun bu yemleri. Yok. Bir yem ipin olsa ama uğraşmazsın bu kadar. He? Yem ipi olsa uğraşmazsın. Yem almıyor hayvan yem ipi olunca. Yok, bu alıyor. O kıyıdan daha irileri çıkıyor ama. He? Kıyıdan daha irileri çıkıyor. Biz nereden? Oradan biz hep büyük aldık orada. Ya orada çok kalabalık orası ya. Burak doğru diyorsun. Sakin ama sakin. Yenecek balıklarını biliyor musun? Hı. Bunu bokun çorak yapıyorsun. Temizlemeden. Önce. Tadına dayamazsın. Hiç sevmeden olduğu gibi ızgaranın üzerine atıyorsun bunu. Direkt ızgara. Direkt ızgara. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? İçindeki pislik var ya. Hı hı. Aynı futbol topu oluyor. Allah Allah evet. Çekiyor. Futbol topu oluyor. Ondan sonra ona abi burada 2,5 ızgara yedim ben. 2,5 ızgara. Vay. 2,5 ızgara demek ne demek ya? Burada bir ana vardı. Ömer amcamız vardı kulakları çınlatı. Hı hı. Bağırıyordum ona. O. Aa geldi. Şey yapana kadar ben bir ızgara yiyordum o güdüllere kalkana kadar. En sonunda bazı gören Cumhur abi vardı, rahmetli oldular ya. He. Ulan yeter öleceğim dedi, öleceğim. O zaman hep alkolüyüz. Gençlik. Vuruyor gene bak, atar atmaz. Gitti. Bir daha gelir ya, gelesi yok. Balık başladı. Evet. Bak yine gitti. Gözüm var. Yok. Yedik biz gece balık. Tuttuklarımızı pişirdik, yedik biz orada. Afiyet olsun. En iyisi o zaten.
karidesi sudan mı çıkarıyorsunuz, parayla mı alıyorsunuz? Parayla. Aslında bu yasak. Av yasağı başladı ya. Hı hı. Bu da yasak. Allah Allah. Tabii. Cezaları var ya. Oltacıya da mı yasak? Bize yasak değil. He. Ya yeni attın, hemen yer mi onu ya? Buraya işte. Ya ama yemiyor. Aldık oradan, mavi de aldık. Zaten mavi var orada. Mavi var. Ama çok kalabalık. Şimdi sen yakalıyorsun, adam geliyor hemen önüne atıyor. Yani bu balık mı ya, bu gezen. Kafa dinlemedikten, stres atmadıktan sonra kıymeti yok o işin. Ya adam da diyor ki, ben diyor 6 gün çalışıyorum. Bir balık tutayım diyor, eve bir şey getireyim. Abi buradan, buradan. Sen söyle. Bir olmaz lan. Şimdi bir nesil var, çocukluktan alışmış balık tutmaya. Bir nesil var, yaş ilerlemiş, kendini balığa atmış. Geldi. Yine şimdi biz şöyle bir şey yapıyoruz ya. Bir hafta sonumuz var. Hı hı. İnanır mısın, şuna verdiğim parayla ben dışarıdan daha ucuz alacağım. İnanır mısın? Ama bak, sabahladım. Sabahladım. Niye? Bunun bir zevki var ya. Evet. Bunun bir zevki var biliyorsun. O zevki sana kimse yaşatmaz. Bana derler, hayatta en çok zevki aldığın şey nedir? Bir balık tutmak. Evet. Benim için karı bundan kıymetli değil. Lan kıymetli değil değil. O de ayrı karı. Canım. Benim için bu. İkinci karı, üçüncü para, dördüncü para yemek. Benim mesleğim o. Ben köyde yer sattım, buraya gelemedim. O parayla. Gelemedim, yedim parayı yolda. Ama ne oldu? Kendimize zararımız. Ha, genelde öyle olur o işler. Kimseye bir şey yapmazsın kendine. Geriye dönüş yaptığın zaman pişman mısın? Vallahi değil. Hiç. Hiç değil. Vuruyor mu? Vursun. O kamışın böyle ucu oynasın bana yetiyor. İster yakalansın ister yakalanmasın. Evet. O kamışın ucu benim için geçerli. Ha ben yiyecek miyim bu balığı? Balığa bana kısmet olmaz. E kime gidecek? E şimdi gelecek Haloğlu. He. Haloğlu diyecek, ver bana balıkları, al diyeceğim ben de. O kamışın ucu bir oynasın. Şimdi bedavacılar da çok biliyor musun? Kahvede oturacaklar. Kahvede oturacaklar. Bana ver, bana ver, bana ver. Abi soğuk çıktı ya. Bana müsaade amca. Roma gidiyorsun. Gidelim artık da. Tabii. Tabii. Hadi hayırlı günler sana, rast gelsin. Çok sağ ol. Allah razı olsun tanıştığına. Karasuya da bekleriz. He? Karasuya da bekleriz. İnşallah, inşallah. Peki, görüşmek üzere. Evet, artık balık avımızı bitirdik. Günü özetlemek gerekirse, akşama doğru saat 6 gibi meraya geldik. Merada biraz izmarit yakaladık. Azman istavrit yakaladık. Rüfer çinekop yakaladık. Sonra güzelce bir tava. Karnımızı doyurduk. Çayımız, kahvemiz, sohbetimiz, sabah suyumuz ve finalimiz
bugünkü balık maceramız böyle geçti ama yanımızdaki her kalan şeyi söyleyeyim. Bu Osman Gazi Köprüsü'nün civarında balık nedir, nasıl tutulur, bunlar hakkında bilgi sahibi olduk. Ben hiç bilmediğim bir meraya geldiğim zaman çok aşırı derecede panik yapıyorum. Hatta bu yüzden de evdeki bütün takımları ne var ne yok buraya getirdim. Gerek yokmuş. Buraya ben bir daha gelsem çok daha az malzemeyle çok daha fazla balık yakalayabileceğimi düşünüyorum. İşte bir yerin yabancısı olmak gerçekten kötü. Bizim meralara yabancı olan ve gelmek isteyenler bizlerle irtibat kurabilirler. Bütün balıkları oradan aldım. O taraftan izmarit aldık. Gerisi orada. Akşam orası daha iyi diyorsun ya. Daha iyiydi. Yani yarın bilmiyorum ne olur. Yani o da doğru, o da doğru. Ben yabancıyım şimdi. Dağdan gelip bağdakine akıl vermek olmaz. Ama güzeldi yani. Orayı da son dakikada öğrendik. Biz 12.30-1 gibi gittim. E aldınız mı? Aldım aldım. Biz aldık. Bir iki tava balık pişirdik orada. Yapma ya. Tabii tabii. Maşallah maşallah. İşte birkaç parça da aldık. İşte güneş doğarken iki parça daha aldım oradan. O kadar. Şeyle mi? Kaşıkla neyle aldın? LRF yaptım ben. İşte 8 gram 10 gram kaşık bu Kendo'nun 60S, 70S, 50S satıyorlar. Minicik sahte istavrit de alıyorlar, sarı kanat da alıyorlar. Yani Okancı'ya sarı kanat nasıl yapışıyor, nasıl kurtulmuyor? Bir de balık aşırı nazlı. Biz Karos'tan geliyoruz, hayvan bir vurduğu zaman, alamadığı zaman bir daha saldırıyor. Burada öyle bir şey yok. Burada hayvan vurdu, aldı aldı, almadı, bakmıyor bile tarafına. Nasip. Rast gelsin size. İki balıkla gittim, iki balıkla geldim. Balıkları gezdirdin ya. He. Gezen balık. Gezen balık. Toplanıyoruz mu? Yani. Yapacak bir şey yok. Dünden mantar gelmişti orada. He. Dün mantar böyle böyle diyeceğim. Allah Allah. Attım şeyle çaparıyla mantarı yakaladım. Balık da geliyor, Ferhat da geliyor.